İdeolojik mücadele çok önemli. Fikir, düşünceyle yapacak mücadele çok önemli. İdeolojik, imani eğitim, karşı eğitim. Çünkü adamlar tam oradan kovalarsın da, yani adamı gençlik içerisinde, aydınlar içerisinde, Marksist, Leninist, Stalinist düşünceyi tamamen yayarsa, ki yayıyorlar, o zaman asker, polis, Allah vermesin, sembolik kalabilir. Yani ideolojik olarak o taunun, o vebanın temizlenmesi gerekiyor. Ya yani şimdi değil de mesela 10 yıla kadar gençliği mesela %70'i 80'i Marksist olursa, Stalinist olursa bu felaket. Çünkü büyük bir kitle Marksist, Leninist, Stalinist ama polis de onların başında. Böyle olmaz. Oradaki kardeşlerimizin Marksist, Leninist, Stalinist düşünceye kaymalarını, Deccal'in eline düşmelerini engellemek gerekiyor. Bunun için de bilimsel çalışma. Devletin radyoları, televizyonlar devreye girmesi lazım. Bizim orada kitap dağıtmamız adeta imkansız gibi görünüyor şu an. PTT'yi tehdit etmişti. PTT kitap dağıtmıyor. Dağıtım şirketleri de korkuyor. Ona da dağıtamıyor. Halka dağıttırmak da çok zor. Dağıtsam bile PKK evlerden toplayıp meydanda yakıyor kitapları. Yani dolayısıyla imani, Kur'ani bir çalışma, bilimsel bir çalışma orada adeta imkansız gibi. Bunun sağlanması gerekiyor. TRT'nin imkanları çok iyi. Yani bunu kullanabiliriz. Bir de devlet desteği de kitap dağıtabiliriz. Veya devlet dağıtsın. Ortaokul, lise, üniversitede gençlere Marksist-Leninist düşüncenin yanlışlığı, Darwinist düşüncenin yanlışlığı bir kitap olarak hazırlanıp verilebilir. Yardımcı ders kitabı olarak mesela felsefe dersinde, sosyoloji dersinde, tarih dersinde yardımcı ders kitabı olarak verilebilir. Biz yine potansiyel yardımcı bir ders kitabı hazırlayalım. Yani resmi, devletin rahatça okutabileceği gibi müfredatta yardımcı ders kitabı olarak okutulacak bir kitabı her şeyden hazırlayalım. Teslim edelim ilgililere dilekçeyle. Onlar da gereğini yapmak için girişimde bulunsunlar. Yani üniversiteler, liseler tamam PKK'nın eline geçerse orada asker polis bulundursan da bir kıymeti kalmaz. Evet. Yani herkes, her şey komünistlerin kontrolünde olursa, komünist ideoloji oturursa, din de orada hiç yaşanmıyorsa ve anlatılmıyorsa durum vahim olur. Onun için elimizde imkan varken şu an ya devlet bizim yolumuzu açsın, biz bu işi halledelim, evet, yahut devlet halletsin, biz destekçi olalım. İnşallah. Yani bir ara yol yok. Yani devletteki hükümet. Geçen gün Diyarbakır'dan biri anlatıyormuş. Gençler kahvelere girip klasik sol üslubuyla Arapların dini yüzünden Kürtler geri kaldı, esir kaldı, sömürgecilerin elinde kaldı diye zırvalıyorlarmış. Halbuki orada sömürgeciler diyorsun zaten. İngiliz sömürgeciler. Onun dinle ne alakası var? Sömürgeci geliyor. Hadi Hristiyan olduğum halde onu da ezer. Budist, Budist'i de eziyor. Derin devlet Müslüman'ı da eziyor. Dinsiz'i de eziyor. Ülkücüyü de eziyor. Herkesi eziyor. Dolayısıyla bunlar mantıklı şeyler değil. İngiltere mesela İrlandalı köleleri de kullandı. Zencileri de kullandı. Yani adamlarda silah, makine, tüfek, bomba olunca, uçak olunca yapıyorlar. Dinle imanla alakası yok. İrlandalılar Müslüman değil, Hristiyanlar. İngilizler kullandı onları işte. Hinduları kullandılar, ezdiler, ezdiler. Müslümanlıkla ne alakası var?